Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konu başlığından da göreceğiniz üzere sizden gelen soruları cevaplayacağım. Ve çoğunlukla bana Instagram üzerinden gelen ve aynı zamanda insanların Avustralya hakkında merak ettiği soruları cevaplayacağım. Buraya gelmeden önce benim de birçok konu hakkında sorularım vardı. Zaten bunlar genel sorular olacak böyle bir bakıma O zaman hazırsanız videoya başlayalım. Ee, özür dilerim. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden bunun için teşekkür ederim. İlk sizden gelen sorularla başlamak istiyorum arkadaşlar. Instagram üzerinden bir arkadaş öncelikle bir soru sordu. Kız arkadaşı Avustralya'da öğrenci vizesiyle yaşıyor ve evlenmek istiyorlar. Buraya evlilik vizesiyle gelebilir miyim diye sordu. Bu tamamen abi avukatlık ve uzmanlık alanı. Ama şöyle bir şey de var. Kendi ofisten, ofisimdeki bir arkadaşın başına gelen bir örneği verebilirim. Ee, çocuk burada master okuyor. Ee, öğrenci vizesi var. Ee, onaylanmış bir öğrenci vizesi var. Eşi de işte bu arada vizesi onaylandıktan sonra Nepal'e gidiyor. Nepal'de evleniyorlar. Ee, eşini buraya partner olarak getirmeye bu vizeyle çalıştı. Fakat işte Nepal olsun, İran olsun, Pakistan, Hindistan, Türkiye gibi bu tarz ülkeler birazcık böyle kara listede olan ülkeler. Zaten Türkiye'de yaşadığınız dönemde de böyle Schengen vizesinde falanken fark etmişsinizdir bunu red aldı arkadaş. Bununla alakalı zaten başka red alanları da duymuştum. Ee, sanırım herhalde bizim birazcık pasaportumuz özelinde olan bir cevaplama oluyor bu. Başka bir İngiliz vatandaşı olsa herhalde onay alır diye düşünüyorum. Tabii ki e, bunu kesinlikle bir uzmana gidip sormanız gerekiyor. Eğer doğru bir dokümanlarınız varsa, çok uzun bir ilişkiniz vardır, fotoğraflarınız vesaire vesaire kanıtlayabileceğiniz birçok şey vardır. Bakarsanız e, kesin bir cevap olumlu bir cevap da alıp da buraya da gelebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi ilk başta da bunun cevabı abi avukatla görüşmeniz, göçmenlik merkezleriyle ajanslarla görüşmeniz kesinlikle bu süreçte sizin için daha faydalı olur. İkinci soru arkadaşlar. YouTube üzerinden aldığım bir arkadaştan sorumuz. Gelmeye değer bir ülke mi? Bence bu birazcık kişiden kişiye sizin hayata bakışınıza, yaşam stilinize, neleri sevdiğinize, neleri sevmediğinize, Göre değişebilecek bir cevap ama kendi açımdan bakacak olursam özet olarak ülkemde artık böyle mesleki olarak bir yerlere gelmiştim İngilizce öğrenmek istedim hem de mesleğimi burada yapabilme şansım vardı ki yapıyorum bu arada grafik tasarımcıyım o yüzden benim için farklı bir deneyim oldu hani aile evinden çıkıyorsun buraya geldiğimde işte kendi başıma artık böyle ev geçindirme olsun. Bütün işleri kendi başına yapmak zorunda oluyorsun. Devlet dairelerine koşuşturmak, avukat işlerin, okul işlerin, vergi işlerin vesaire vesaire. Bir sabrını da sınamış oluyorsun aslında. Kendini de sınamış oluyorsun. Benim için açıkçası hani değerdi ki değdi de yani. Hani burada 5. yılıma gidiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim, stresli zamanlar geçirdim. Ama hani aslında bu beni bir şeylerden korkmama gerek olmadığını da göstermiş oldu bu süreç. Türkiye'de olsaydım hani düşünsem Eren başına bunlar bunlar gelecek abi yapamazsın diye düşünseydim muhtemelen gelmezdim. Ama buraya geldim demek ki yapabiliyormuşum oldu. O yüzden hani kişisel tecrübelerimden güzel. Hani buraya geçtim böyle olgunluk kısmını geçtim. Ekonomik olarak eğer kendi mesleğiniz varsa bir meslek sahibiyseniz asgari ücretin üzerinde kazanıyorsanız geçim kısmında da çok bir problem yaşamazsınız. Ama tabii ki sorularımızın içerisinde var kira konusuna geleceğim. Ee, birazcık hani böyle para biriktirme kısmı zor olabilir Çünkü kiraya gidiyor büyük çoğunlukla ödemeleriniz veya vergiye gidiyor Ama hani günün sonunda da kaliteli bir şekilde de yaşayabiliyorsunuz Kısaca cevap vermek gerekirse o zaman Kendi tecrübelerime göre arkadaşlar Kendi işimi yapıyorum burada Ortalama güzel bir maaş alıyorum Aynı zamanda kendi evimde oturuyorum Bunları göz önünde bulundurduğumda benim için değer bir ülke Ama burada eğer asgari ücretle yaşıyor olsaydım Zorluklar yaşıyor olsaydım Türkiye'de bir mesleğim varken buraya gelip başka işler yapıyor olsaydım o zaman farklı bir cevap verebilirdim belki. Ama Türkiye'deki hayat, Türkiye'deki yaşam stilimi burada, burada da sürdürebiliyorum. Orada tasarımcı bir hayatım vardı. Burada da tasarımcı olarak çalışıyorum. Aynı spor hayatım vesaire vesaire hepsini devam ettirebiliyorum. Benim kişisel olarak değer arkadaşlar. Bir diğer soru arkadaşlar. Şöyle bir soru gelmiş bir arkadaşımızdan. Ee, Avustralya vatandaşı olmadan da Türkiye'de 3 yıllık havacılık sektörü beyaz zeka tecrübesine sahip olup Avustralya şirketlerinde çalışan iş teklifi alan yakınınız var mı bu mümkün mü diye bir arkadaşımız soru sormuş. Ee, böyle bir yakınım yok fakat e, bu soruyu soran arkadaş kesinlikle videonun açıklama kısmına baksın sizin için buraya bir mesleki denklik nereden alınır bununla alakalı bir link bırakacağım. Birçok mesleğin denkliği alınabiliyor ve o Denklink sonrasında belli şartlar yerine getirildikten sonra sponsorluk yolu ile veya direkt oturum alarak Türkiye'den buraya oturumla da gelme şansınız var. O yüzden kesinlikle hani mesleğinizin İngilizce olarak karşılığı veya hangi alan kategorisine giriyorsa o web sitesi üzerinden bakın. Oraya girdiğinizde o web sitesinde zaten sizden gerekli gereksinimleri söyleyecek arkadaşlar. Şu okuldan işte okuldan değil işte üniversite mezunu veya minimum işte sertifika programı mezunu olmanız gerekiyor. 3 yıllık tecrübeniz olması gerekiyor falan da filan da böyle detaylı bir sizden istedikleri bir gereklilik kısmı oluyor. Eğer onlara uygunsanız kesinlikle bu konuyu gidin bir göçmenlik avukatı veya göçmenlik ajansıyla görüşün. Deyin ki benim meslek dalım bu web sitesi üzerinde bu kategoride gözüküyor. Yani zaten söyledi, kendi mesleğinizi söyleseniz onlar kategoriyi de aynı zamanda biliyor. Diyeceksiniz ki hani ben bu kadar süredir çalışıyorum şudur şudur. Kalıcı oturum alarak oraya gelme şansım nedir? Veya sponsorluklar nedir? Onlar size zaten bir analiz çıkartıp, bir rapor çıkartıp detaylı bir şekilde cevap verilen arkadaşlar. Bu işi yapan yabancı şirketler olduğu gibi Türk firmaları da var. Bu Türk firmaları Avustralya içerisinde de bulunuyor. Aynı zamanda bu firmalar Türkiye içerisinde birçok yerde var. İstanbul'da özellikle çoğunlukla olarak var. Kimisi de freelance olarak da bunu uzaktan... Devlete kayıtlı göçmenlik avukatı veya ajansı olarak da bunu yapmaya devam ediyorlar. E, aklınızda olsun. Dediğim gibi linke bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Yine başka bir sorunuz varsa bu soruyu soran arkadaş için yorum kısmına sorunuzu sorarsanız yardımcı olmaya kesinlikle çalışırım. Bir diğer arkadaşımızdan İbrahim arkadaştan soru gelmiş. Soruyu okuyorum arkadaşlar. Avustralya kuzey toprakları üzerine yerli ya da yabancı bilgi istediğim miktarda bulmakta zorluk çekiyorum. Oradaki şehirler, insanlar, yabancı tutumlar, ekonomik olarak vesaire nasıl? İnsanlar hizmet sektöründen mi geçiniyor? Maden tanımı gibi yaşam maliyeti dil konusunda Sinne ile Darwin arasında fark var mı? Oradaki şehirlerde saatli kazanç, iş gücü eksikliği var mı? İnşaat sektörü, emlak sektörü ne durumda? Elde evet, hakkında vesaire vesaire bulamıyorum. Okey Arkadaşlar şöyle... Bu kuzey tarafı Darwin genellikle insanların yaşadığı yer oluyor. Şimdi e, uçuk havadan böyle atan bilgiler vermemek için şöyle söyleyeceğim. Bildiğim kadarıyla, nereden bildiğim kadarıyla abim benim e, Adelaide'de yaşıyor ve kendisi bir inşaat sektöründe. Firması sanırım onu bir yaklaşık 4-5 aylığına Darwin'e yolladı oradaki proje için. Oraya yolladığında ekstra olarak bir ödeme yapıyorlar. Saatlik ücretine zam veriyorlar hani orada farklı bir yerde çalışacağın için. Ondan duyduğum kadarıyla arkadaşlar 6 ay galiba orası yağışlı oluyormuş. Ve gittiği dönemde yağış var da de emin değilim ama aşırı sıcaktı. Ve dedi ki yani inanılmaz sıcak, nefes alamıyorsun, inanılmaz bir nem oranı var. Kafi e, şopların işte Adelaide'e göre daha pahalı olduğu, gıda fiyatlarının daha pahalı olduğunu söyledi. E, ve şey hani böyle orada inşaatta çalışırken vesaire, buradaki çalıştığı yerde o kadar terlemediği halde, orada diyor ki çalışırken özel içecekler alıyordum, vücudumdaki terlediğim terlememi azaltıyor ve vücudumdaki suyu tutmaya çalışıyorum. Çünkü öteki türlü inanılmaz fazla vücuttan su atıyorum dedi. Bildiğim kadarıyla o zaten bunları sanırım bu soruyu soran arkadaşlar muhtemelen YouTube üzerinden görmüştür insanlar galiba. 6 ay farklı bir iklim, 6 ay farklı bir iklim olduğundan bahsediyorlar. Benim bildiğim kısım bu. Çoğunlukla insan oraya inşaat sektörüyle kaçıyor. Geçim bir tık pahalı. Fazla muhtemelen de yani eğer kişisel görüşüm çok fazla video bulamadıysanız muhtemelen insana oraya gitmiyor anlamına geliyor. Çünkü Sydney ile alakalı çok müde varsa demek ki buraya daha çok geliyorlar. Oraya gitmediklerine göre muhtemelen hani cazip olmayan bir takım şeyler vardır. Abi, emlak konusuna gelirsek evet emlak konusu orada e, bir tık daha iyi. Ben hatta bir yere baktım abi dedim ileride yatırımlık bir şey alınır mı falan. E, fiyatlar daha uygun ama işte bu mevsim olayı orada yakında kendi işimi bulabilir miyim veya başka bir iş kurulabilir mi gibi soruları Sorduğum zaman hani bir cevaba ulaşamadım, o yüzden öyle askıda kalan bir fikir oldu benim için. E, aksan olarak dil farkı muhakkak vardı orada bence daha çok böyle yerlerin olduğunu düşünüyorum. Sydney'de e, yaşıyorum, burada Sydney'de çok fazla aksan olayı yok çünkü herkes göçmen burada. Zaten burada Avustralyalı bile çok fazla yok. Çoğunlukla Asyalı, Hintli, Pakistanlı, işte Türkler, Araplar, Taylandlılar vesaire. Burası karma bir topluluk arkadaşlar. Emlak sektörü genel olarak söylersem büyük bir balon var abi. Her şey çok pahalı. Yani şöyle söyleyeyim. Covid döneminde işte ne bileyim burada 400 bin dolara, 500 bin dolara bahçeli ev alabiliyorken Sidney'den bir anda o fiyatlar abi iki katına falan çıktı. Şu an burada bahçeli bir ev almaya kalksanız. Bunun detayını zaten vereceğim. 1 milyona yakın tutuyor. Ve Covid döneminden sonra birazcık da burada işte Beyaz yakada özellikle sektör dinamikleri değişti arkadaşlar. Hatta dünya genelinde değişti biliyorsunuz. Şöyle oldu. İnsanlar evden çalışma olayının aslında korkulacak bir şey olmadığını gördüler. Ve böyle küçük eyaletleri taşınmaya başladılar. Dolayısıyla göç alınca da tabii ki diğer eyaletteki astalep olayları vesaire derken fiyatlar oralarda da yükselmeye başladı. Şöyle ki Covid'den bir yıl sonra falan böyle pörtlü falan ev bakıyorduk bir dönem. İşte böyle 400 bin dolara, 350 bin dolara falan 50 düzgün güzel evler vardı. Şu an verilere girip baktığınızda 600-650 bin dolar ikiye katlanmış durumda neredeyse. İbrahim Gültekin arkadaşa vereceğim cevaplar bu kadar. Umarım hani bir tık bilgi verebilmişimdir. Keşke daha fazla verebilseydim ama gidip bizzat orada yaşamadığım için çok fazla detay veremiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar ama başka bir sorunuz varsa hani sorun araştırıp size ekstra olarak bu video altında cevaplamaya çalışırım. O zaman genel avustralya hakkında sorulan sorulara geçmek istiyorum. En güzel sorulardan bir tanesi çok böcek var mı? Ya farklı farklı yerlerden bu soru geliyor. Şöyle birazcık böcek var arkadaşlar. Ama şöyle bu yaşadığınız yere ve bulunduğunuz apartmana göre de değişiyor. Eğer bahçeli bir yerde yaşıyorsanız böcek olabilir. Özellikle örümcek kısmı. Ne diyorlardı? Hatta sizin için bakacağım bir saniye özür dilerim. Böceğin adını unuttum ben misafirliğe gittim arkadaşımdaydım. O bir yerden ev taşıdı. Şu an Rossil tarafına geçtiler. Dedi ki abi yorganların içerisinde Huntsman çıktı. O da şöyle bir el büyüklüğünde bir örümcek arkadaşlar. Bir hani zehri yok ama üstünüze zıplayabilir eğer tehdit algıladığı durumda. Ama sürekli görüyor musunuz? Değil. Tabii ki yine dediğim gibi bu yaşadığınız yere göre değişir. Şehirde yaşadığınız noktada eğer böyle ultra lüks bir binada yaşamıyorsanız abi böyle yeni yapılmadıysa falan Eski binalarda falan genellikle burada hamam böceği problemi var. bizim binada da oluyordu. Açıkçası bizim burada havalandırma filtreleri var mutfağın orada. Oralara ben mesela havalandırma filtresi eski olduğu için delinmiş. Oralardan bazen gece hamam böceği yürüdüğünü falan denk geldim. Tropikal bir bölge diyebiliriz Avustralya. O yüzden böcek arada yaşanıyor. O delikleri ben kapattım. O günden beri çok bir işi yaşamadım. Ama bahçeli bir evde yaşıyorsanız falan o yüzden şey yapın. Hani böyle bir ayakkabınızı falan dışarıda bırakıyorsanız dikkat edin. Çünkü nemli yerlere böcekler, özellikle örümcekler falan seviyorlar. Ara ayakkabınızın içine girebilir. Benim hatta bu konuyla alakalı çektiğim bir tane video var. Onu da yanında görebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle böyle işte Türkiye tatile geri dönüyorsanız, buradaysanız diyelim. Balkonunuzu, pencerenizi falan kapatın. Küçük bir aralık bırakacaksanız da dahi şey, sinekliğiniz falan olsun. Uzun bir süre tatile çıkıyorsanız böyle tuvaletinizde vesaire böyle yerlerde işte su giderleri falan varsa onların üstünde kapatın. Ben öyle yapıyorum en azından. Kendinizi garanti alın ama böyle hani korkulacak bir şey yok genel olarak. Böcek konusu böyle her gün evinizden örümcekler bilmem ne yılanlar falan fışkıran bir şey yok. Ama alışıyorsunuz yani hani çok da şey değil böyle. Sizi rahatsız eden bir durum değil açıkçası. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Asgari ücret ne kadar arkadaşlar? Bu ayın 1 Ekim itibariyle 24.10 sent oldu. 24 dolar saatlik ücret. Bu da sanırım haftalık 910 dolara denk geliyor. Aylık da işte 918, 36 işte 3640 dolara falan denk geliyor sanırım. Tabii ki nakite çalıştığınız yerler oluyor. Diyelim dil okuluyla geldiğiniz bir şeyler oldu falan. Abi ben nakite çalışayım işte vergi ödemeyim, ekstra çalışayım falan filan yapanlar var. Hani bunu tavsiye kesinlikle etmiyoruz. Legal olan neyse yani yasal olan neyse. Onu yapın abi. Onlar da böyle 18 dolar 20 dolar falan alıyorlar. Bütün erkek arkadaşlarım merak etti. Sorudur. Tabii ki arada hanımefendi arkadaşlarımızın da bu sorusu vardır. Arabalar ucuz mu? Şöyle kendi arabamdan örnek vereyim. 2023 Ocak ayında teslim aldım. Yaklaşık arabanın bana ulaşması bir sene sürdü. Hyundai'nin i30 modeli ve aktif modeli var. En altın bir üstü yani aradaki bir model. Güzel dolu bir model. 2.0 motor var. Petrollü turbosu yok. Kırmızı renk özelini seçtim. Aynı zamanda işte cam filmi yaptırdım. Seramik kaplama yaptırdım. Bütün bu paketler dahil bana. 31 bin dolara denk geldi. Ee, ama böyle daha hani bir tık daha uygun sıfır bir araba alayım diyorsanız. Kia'nın arabası falan olsun böyle. 26'ya 25'e falan sıfır arabalarda bulabilirsiniz. Arabayla alakalı ileride böyle detaylı bir video çekmek istiyorum. İkinci el araba alırken kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Özellikle Avustralya'da en yaygın araba Toyota abi. Çünkü arabaya hiçbir şey olmuyor. Ee, Avrupa arabaları çok fazla burada kullanılmıyor. Çünkü bazen aşırı sıcaklar falan olabiliyor. Ve Asya'da arabası da abi bozulmuyor. Biliyorsunuz Toyota özellikle hiçbir şey olmuyor. Burada Toyota kullanımı çok yaygın. İkinci el araba almayı planlıyorsanız ve bu videoyu şu an Avustralya içerisinde izliyorsanız kesinlikle Toyota almaya dikkat edin arkadaşlar. Ve Türkiye'deki gibi arabaları burada ikinci el araba piyasasını düşünmeyin. Çünkü araba ucuz olduğu için insanlar arabalarını biraz hor kullanıyorlar. Yani arabayı çalıştırır çalıştırmaz gaza kökleyen mi dersin işte ara gazı basan mı dersin falan motoru zorluyorlar. Çok da insanın umurunda değil yani böyle periyodik bakımlarını falan da yapmıyorlar. O yüzden hani Türkiye'de biz ikinci el araba aldığımızda dikkat ediyoruz. Böyle sürekli temizliğine bakıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Bir ses geliyorsa bir mekanikte testini yapıyoruz. Abi diyoruz bir problem mi var? Burada öyle bir şey yok abi. Arabalar harala göre de kullanıyorlar. O yüzden ikinci araba alırken burada lütfen dikkat edin. Aklınızda olsun. Arabalar dediğim gibi genel olarak fiyatlar uygun. Ek olarak eğer burada uzun yolu, vizeniz varsa kredi çekerek de arabanızı alabiliyorsunuz. Yaklaşık ayda işte 300-500 dolarla taksitlerle arabanızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer soru. Ev kiraları ne kadar? Abi ev kiraları Sidney'de birazcık pahalı. Ben Sidney'in West Ride bölgesinde yaşıyorum. Ride'in içerisinde yer alıyor. Burası şehre yaklaşık bir arabayla yarım saat mesafede. Yaklaşık 10-12 kilometre sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ben şu an 1 artı 1 evde kalıyorum ki 1 artı 1 olduğuna inanmıyorum. Burayı 2 artı 1 evi ortadan duvara bölerek yeni bir bina yapıp 1 artı 1 diye bize başkalarına falan kakalıyorlar. Stüdyodan bir tık büyük. Ve ben buraya ayda 2100 dolar kira ödüyorum. Haftalık 525 dolar kira ödüyorum. E, kiralar genel olarak pahalı Sydney içerisinde. E, bu yaşadığınız bölgeye göre de değişiyor. Eğer direkt abi şöyle söyleyeyim. E, oda tutsanız şehrin merkezine bu paraları veriyorsunuz. E, daire tutacaksanız şehrin merkezlerinde bu 800 dolarlara, 900 dolarlara haftalık kiranız çıkıyor. Şey kısmı daha da pahalı. Ama böyle 800-900 dolara işte böyle Arapların olduğu mahallelere kayarsanız ya da Hintlilerin olduğu mahallelere kayarsanız 800-900 dolarlara bahçeli evde bulabilirsiniz. Ama oralar çok yaşanacak bir yer mi diye sorarsanız değil ben yaşayamam. Kaostan çıktım geldim huzur için bir tık ekstra para ödemek maalesef ki zorundayız. abimin olduğu yerden örnek vereyim Adelaide'de yaşıyor. Şehrin merkezinden bir tık uzağa çıktılar böyle arabayla sanırım 40 dakika falan. Sanırım 500 dolara falan kalıyor ya da 550 dolara. Bahçeli çok güzel sıfır evleri var. Kirada kalıyorlar. Orada fiyatlar çok daha uygun. Sydney'de maalesef ki pahalı. Bir örnek daha verebilirim. Arkadaşım, eee arkadaşım Brisbane'de yaşıyor. Brisbane'da şehir merkezindeki mesafesini tam bilmiyorum. A, ama güzel bir lokasyon. Evini ziyaret etmiştim. Çok da güzel bir ev var. Oraya sanırım 500 dolar, 550 dolar kira veriyor bahçeli evine ve ev şahane bir ev. Arka bahçesi Kaldık yola yani. Bir diğer soru, satılık ev fiyatları nasıl? Abi satılık ev fiyatları aşırı tuzlu. Özellikle um, Covid sonrası bir balon oluştu dediğim gibi. Um, yani Sydney'de zengin olmanız lazım açıkçası. Burada yok yani hani böyle el yüzü düzgün bir ev, al, ev alacağım diyorsanız Sydney içerisinde falan bir, bir buçuk milyon doları gözden çıkarmanız lazım. O da nasıl alacağız yani? Perth falan işte Western Australia olsun ya da Adelaide olsun oralardan alacak diyorsak da bir 700-800 bin dolarları eri düzgün güzel evler var. Ama ev fiyatları pahalı yani hani bir ara umudum var da abi alırız bir hayal kurarız bir şeyler yaparız ne bileyim. Bir yatırımımız olsun bir yuva kuracak bir yerimiz olsun falan diye alınacak gibi değil yani ev fiyatları. Ama bir aileden geliriniz varsa ya da burada bir kendi işinizin sahibisinizdir yılda 200 bin dolar falan bir geliriniz vardır o zaman tabii ki alabilirsiniz ama bayağı pahalı yani hani o yüzden fiyatlar nanay arkadaşlar ev fiyatları birazcık nanay yani ev alabiliyorsunuz işte daire alabiliyorsunuz bahçeli ev fiyatı verdim ben bu arada size orta halli mahallelerden böyle daire fiyatları 500-600 bine falan 2 artı 1'ler bulabiliyorsunuz diyelim ki 150 binli verdiniz nakit ya da 100 verdiniz. 500 kredi çekip geri olarak artık 800 mü ödersiniz? 900 bin dolar olarak mı ödersiniz? İşte 30 yıl periyot içerisinde morgajınızı ödeyebiliyorsunuz. Bana sorarsanız tabii ki ben ev ne zaman ev konusu açarsam ben genellikle bahçeli evden bahsediyorum. Çünkü ileride ev satın alacaksam açıkçası bir dairede yaşamayı düşünmüyorum. Ama tabii ki bu hayaller hayatlar, hayat şartları ne getirir? Bu ona göre değişkenlik gösterir. Eğer dairede yaşamam zorunda kalıyorsam yaşarım yani o da ayrı bir olay. Bence bir insan evladı yani daire içerisinde bir kutu gibi bir yerde yaşamamalı yani bunu hak etmiyoruz. Hep arkadaşlarımla konuştuğumda bir örnek veriyorum. Yanlış anlama kötü niyetle söylemiyorum bunu. Köpek bile evde bunalıyor yani hani bir dışarı çıkmak, yürüyüş yapmak vesaire istiyor. Bahçede olmak istiyor vesaire. Hani biz insan evladı olarak kendimizi nasıl bir dört duvar arasında sokup böyle bir toprağa basamıyoruz. Düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. O zaman Avustralya'ya nasıl gelirim sorusu. Bu soruyu da çok fazla arkadaşlarımdan alıyorum, Tanımadığım insanlardan alıyorum, YouTube üzerinden geliyorlar, Instagram üzerinden geliyorlar vesaire. Ee, nasıl gelirsiniz? Öğrenci vizesiyle gelebilirsiniz, turist vizesiyle gelebilirsiniz, evlilik ile gelebilirsiniz. Ondan sonra nitelikli göçmenlik olarak gelebilirsiniz. Ee, ama tabii ki bunları yaparken kesinlikle bir uzmandan tavsiye alın. Çünkü 1 Ekim itibariyle hepimizin anasını ağlattılar arkadaşlar. Bütün kuralları değiştirdiler. Her şey birazcık daha zor. Dediğim gibi nitelikli göçmen olarak gelebilirsiniz. Bununla alakalı çektiğim bir tane video vardı. Muhakkak onu izleyin. Bizim için de şu an burada olanlar için de acayip bir zor. Farklı farklı yolları var dediğim gibi. Bu her birinin inanılmaz detayları var. O yüzden hani uzun uzun anlatılmaz bunlar. Turist olarak gelebilirsiniz. Dediğim gibi öğrenci. Bu master program olabilir. Sertifika programı bir tık zor. Hemen onun özetini vereyim. Şöyle bir şey diyor artık hükümet. Ülkende üniversite mezunuysan buraya gelip bir alt böyle lise tadında işte sertifika programı niye okuyorsun ne alaka abi diye sana zart diyerek çakabiliyor. O yüzden bu süreç kesinlikle yine bir avukatlarla veya eğitim ajanslarıyla, göçmenlik ajanslarıyla muhakkak konuşun arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Çünkü dediğim gibi 1 Ekim'de bütün son 30 yılın en büyük değişikliğini yapıp herkesi patlattılar. Hava genel olarak nasıl? Arkadaşlar hava genel olarak burada güzel bu kış birazcık Sydney e bulunduğumuz yer soğuktu. Ben yaklaşık 5. yılıma doğru gidiyorum. Herhalde en soğuk dönemim oldu. Ama kışın bile yani böyle inanılmaz çılgın yağışlar falanlar falanlar olmuyor. Soğuk ama tepenizde güneş var. Yine bir modunuz yüksek oluyor. Yani en azından şey gibi değil. Mesela Türkiye'de kış oluyor. Yağmur olduğu zaman her yer karanlık, sis, güneş yok falan. Burada güneş var en azından. Hani tamam okey yağmur var diyorsun, soğuk var diyorsun. O güneş ışığını görmek, o aydınlığı görmek insanı psikolojik olarak yükseltiyor. Ama kışın, tabi buranın da kışı, yazı, işte ilkbaharı, sonbaharı var. Yazın biraz sıcak ve geldiğim gerisi ben aşırı böyle sıcakları görmedim. Ama sıcak sonuç olarak bu zaten sıcağıyla burası ünlü bir yer. Ama yaşadığınız yere göre de değişiyor sanırım. Adelaide birazcık daha sıcak buraya göre. Perth çok daha sıcak. Darwin ilk videonun ilk başında söylediğim gibi Kaçın abi oradan aşırı sıcak yani orası öyle duydum direkt biraderimden duydum adam oluk oluk terlemiş yani o biçim bu sorunun cevabı bu şekilde hmm. bu soru beni güldüren bir soru ya Eren işte Avustralya sıcak kışın bile sıcak giderken kışlık kıyafet götürmene gerek yok abi üşüyorsunuz getirin eğer buraya kış dönemi geliyorsanız mevsim nasıl onu da söyleyeyim Türkiye'de yazsa burada kış öyle düşünün. Veya Türkiye'de kışsa burada yaz tam tersi işliyor. Buraya kış dönemine geliyorsanız veya kışa yakın bir dönem gelecekseniz kesinlikle botunuzu, montunuzu, ceketinizi, kışlık çoraplarınızı, pijamanızı ne varsa alın abi. Boşuna burada para ödemeyin. Çünkü soğuk yani açıkçası benim baya böyle kas tüyü şey değil yani gerçek kas tüyü değil. Yapan şeyini yapıyorlar artık biliyorsunuz kalın kas tüylü montum var. Ara ara onu da giyiyorum. Çünkü çok soğuk olabiliyor. Öyle. O yüzden hani abi Avustralya'da kışın bile hava sıcakmış falan diyenlere inanmayın. Çok soğuk olabiliyor. Kesinlikle kışlık kıyafetinizi alın öyle gelin. Türk marketi var mı? Arkadaşlar ben Sydney'de yaşıyorum dediğim gibi. Burada Auburn bölgesinde çok fazla Türk yaşıyor ve bir sürü Türk marketi var. İsimlerini vermeyeyim reklam olmasın. Oralarda fazlasıyla her şeyi bulabilirsiniz. Türk markaları da var. İşte simitinizi, peynirinizi, ondan sonra baklavalarınız olsun, poğaçalar, pideler, börekler, işte ne bileyim kuru yemişleriniz, baharatlarınız, Türkiye'den gelen farklı sebzelerimiz vesaire vesaire aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Market var sadece Sidney'de değil. Birçok eyalette Türk marketi var. Erişimle alakalı bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gönlünüz bu konuda rahat olsun. Kendi yemenizi yapabilirsiniz pişirebilirsiniz rahat rahat. 10. sorudayım arkadaşlar. Bundan sonra 5 sorum daha var. Türk yemekleri yiyebileceğim restoranlar nerede var? Abi Sydney içerisinden konuşacağım çünkü diğer şehirleri çok fazla bilmiyorum. Ve duyduğum kadarıyla sanırım çok da fazla yok. Ama Sydney'desiniz abi Sydney'de çılgın Türk restoranları var. yani çok ünlü bir tane şefimiz var Türkiye'de televizyon programlarında falan. Onun da restoranı burada Ondan sonra Newtown bölgesinde, Glebe bölgesinde orlarda da çok fazla Türk restoranları var. Türk kahvaltısı var böyle işte reçeliniz, balınız, kaymak olsun, meyvesi vesaire vesaire. Tabii ki bunlar hani böyle yiyemeyeceğiniz kadar çok değil. Çöpe gitmiyor kesinlikle. Yiyebileceğiniz miktarda dolu dolu size büyük bir Türk kahvaltısı, Van kahvaltısı gibi kahvaltı yapıyorsunuz. 2 kişi için falan 50 dolar falan da en son. Yani sanırım 7-8 ay önce yapmışımdır en son. Şimdi 11. soru. Arkadaşlar aramızda belki düzenli ibadet eden veya Müslüman topluluğuyla yaşamak isteyenler de olabilir. O yüzden bu soruyu da eklemek istedim açıkçası. Belki başkaları yer vermemiş olabilir. Müslüman topluluğu çok mu ve burada cami var mı? Sydney'den bahsedeceğim. Başka yerlerde de duydum var. Müslüman topluluğu burada çok. Tabii ki böyle beyazların olduğu veya böyle işte şehir merkezinde çok fazla değil. Genellikle böyle Arap mahalleleri, Türk mahalleleri gibi yerlerde yaşıyorlar. Çünkü hani diğer toplulukların işte yaşam biçimleri olsun, işte yaşam biçimleri diyeyim çok fazla detaya girmek istemiyorum. Onlara çok böyle uygun olmayabilir kültürlerine, dinlerine vesaire. O yüzden kendi böyle yaşadıkları topluluklar var. Tabii bu topluluklar içerisinde onlarda, o mahallelerde Hristiyanlar yaşamıyor mu vesaire? Tabii ki yaşıyor. dediğim gibi Müslüman topluluğu çok fazla var cami var mı? Cami de var. Auburn'de Gelibolu camisi var arkadaşlar. Türk camisi. Bayağı da büyük bu arada. 12. soru. Irkçılık var mı? Şöyle abi. ırkçılık burada suç olduğu için böyle direkt yüzünüze karşı ırkçılık yapmıyorlar. Çok nadir böyle ergenden mergenden belki duyarsınız. Ama o da çok nadir çünkü ağır cezası var. Kimse yüzünüze karşı böyle hakaret edip bir şeyler yapamaz. Yapan da direkt Polis alır götürür yani hani ağır bir şekilde aldık. Sonrası yasal süreç başlar. Irkçılık ee, yok. Ama şöyle e, bunu bizzat da deneyimledim. Böyle beyazların olduğu yerlere böyle sezon dışı tatile gittim. Sezon olduğu zaman onlarda turistik insanlar da oluyor. Dolayısıyla şey yani hani böyle hoş karşılanabiliyorsun. Çünkü yazlıkçılar geliyor falan. Ama on harcı şey oluyor böyle mesela off sezonda gittiğiniz zaman oranın yerlileri orada olduğunda size bakıyorlar ve herkes beyaz. Çünkü bir süzüyor seni istemiyor abi. Sana söylemiyor. Hani git ama şey hani bakışları abi sen burada ne yapıyorsun? Ne ayak yani. Ülkene dön, mahallene dön falan bakış atıyorlar. Bunu yaşayabiliyorsunuz maalesef. Ama Sydney dediğim gibi tamamen böyle işçilerin olduğu İstanbul gibi bir yer olduğu için burada herkes karma zaten. Bizim binada Korelisi var, Japon var, Avustralyalı var. Yan komşum Hintli. Benim zaten kız arkadaşım Taylandlı. Ben Türk zaten. Bütün bina farklı farklı milliyet yani. Burada çok fazla Sidney'de karşılaşmıyorsunuz. Bazıları çok 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 küçük bir kesimden bahsediyorum bu arada. Size böyle bakışlarıyla rahatsızlık verebilir. Ama umurumda mı? Değil abi. Herkes kendi yoluna. Alım gücü nasıl 13. son arkadaşlar. Alım gücü gayet iyi. Ama şeyi anlatmak istiyorum abi. Bu alım gücünü gelen parayı harcarsanız birçok şey alabilirsiniz. Telefonunuzu alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Ama bu sefer alım gücüne kapılıp para biriktiremezsiniz. İleride ne ev araba alabilirsiniz, ne bir şey yapabilirsiniz. şöyle ki rahat yaşayabilmeniz için bence burada yıllık gelirinizin Kiranızı paylaşıyorsanız eğer kişisel görüşüm 80 bin dolar üstünde olduğu noktada alım gücünü rahat hissedersiniz. Çılgın bir alışveriş hayatınız yoksa size o kazanç keyif verir. Birikim de yaparsınız. Alım gücü var dediğim gibi. Bu tabii ki sizin gelinize paralel olarak gelişen bir durum. Eğer asgari ücretle yaşıyorsanız gelen para kiraya gidiyor, okula gidiyor vesaire diyorsanız alım gücünü çok fazla ...hissedemezsiniz. Karnınızı tabii ki doyurursunuz... ...ama böyle bir gideyim... ...abi yeni bir araba alayım, yeni bir telefon alayım... ...playstation alayım falan filan... ...yaparsınız ama... ...stres içerisinde yaparsınız. Böyle çok bir tadını çıkaramazsınız. Mesleğiniz olması şart arkadaşlar. Buraya geliyorsanız bir mesleğiniz olsun. Dünya genelinde yapabileceğiniz... ...bir mesleğiniz varsa yazılımcılık, tasarım... ...işte herhangi bir şey... ...işte şef olabilir vesaire... ...bu... Asgari ücretin iki katı en azından bir para kazanmayı yapabilirsiniz. Bu noktada da birazcık tadını çıkartabilirsiniz. Ama gelip de kebapçıda çalışıp ondan sonra bir meslek öğrenilene kadar bir iki üç yılınız geçecek. O süreçte biraz acı çekebilirsiniz. Sadece vizenizi uzatmak için böyle bir okul okumayın. Meslek okuyun. Çünkü güzel paralar kazanabilir. Hayatınızı yaşayabilirsiniz. Son iki sorumuz kaldı. Sabredin. Avustralya'da toplu taşıma nasıl? Arkadaşlar Sydney özelinden bahsedeceğim. Ben burada bile arabasız hiçbir şey yapamam. Bazen otobüs 2 dakika erken geliyor. Sonraki otobüs gelmiyor. Zırt diye ortada kalıyorsunuz. Trenciler greve giriyor. Tren istasyonunda yağmur sonrası bir şeyler yapıyorlar falan. Tren gelmiyor. Trenleri otobüslerle değiştiriyorlar. Otobüs zaten işkence burada falan. Bence toplu taşıma kötü. Şehir merkezindeyseniz direkt trenle küçük noktalardan nokta hızlı hızlı gidersiniz. Ama şehrin bir tık dışındaysanız bazen size karın ağrısı olabilir. Açıkçası toplu taşıma bana göre değil Sydney dışında zaten size bahsedemem Sydney'deki en büyük toplu taşıma bildiğim ve duyduğum kadarıyla Sydney dışında zaten siz düşünün Yani burada geliyorsanız ehliyetinizi kesinlikle alın Bizim ehliyetimiz bir süre tabii ki geçerli Ehliyetinizi alın Ondan sonra ya kendinize bir motor alın Ama yağmur çok alabiliyor Ya da gidin ucuz yolla bir tane Toyota dediğim gibi güzel bir araba alın o şekilde ulaşımınızı sağlayın. Son ve en önemli soru. Avustralya'da nasıl iş bulurum? Arkadaşlar vize türünüze bağlı olmakla ilgili bu değişiyor. Eğer böyle hizmet sektöründeyseniz en hızlı yürüyen kağıda bastırıyorsunuz abi CV'nizi elden direkt veriyorsunuz. Bu en hızlı iletişim şekli oluyor sizin hizmet sektöründe. Beyaz yaka için bir tık farklı. Beyaz yakada da e SIG, Indeed, LinkedIn gibi platformlar var. Buralardan iş başvuruları yapabiliyorsunuz. Ama beyaz yakada en önemli olay vize türünüz. Eğer burada kalıcı oturumunuz yoksa çok niş bir bir muazzam bir Amazon'un, Facebook'un falan istemeyeceği bir isteyeceği bir tasarımcı, yazılımcı falan değilseniz bir tık zor. Özellikle Hintlerin buraya akın etmesiyle beraber ucuz işçi olarak onları alıp biz böyle bir tık dışarıda kalabiliyoruz. Beyaz yaka bir tık hizmete göre zor. Çünkü vize olayı maalesef ki ama oturumunuz varsa illa ki beyaz yakada iş bulabilirsiniz. Bununla alakalı detaylı bir tane video çekmiştim. Onu da profilimden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size olabildiğince detaylı bilgi verebilmişimdir. Yine merak ettiğiniz soru varsa muhakkak yorum kısmına belirtin. Size orada direkt hızlı bir şekilde cevabını veririm arkadaşlar. Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu bitirmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu iki tarafta paylaşacağım size bir tarafta abi direkt kanguru eti yedik, kanguru kebap yedik. Bununla alakalı deneyimlediğimiz anların videosunu izleyebilirsiniz. Komik anlarda yaşanmadı değil. Tadında nasıl aldığını size anlatıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Ek olarak ise burada arkadaşlar 2 hafta önce burada bir haftalık market alışverişini ne kadar tutacağını detaylı bir şekilde anlattığım videolarım mevcut. Birisi kanguru kebap yiyoruz. Birisinde market alışverişini yapıyoruz. Ve aynı zamanda sadece size fiyatları göstermedim. Biz de kendi evimizde market alışverişini yaparak gerçekçi olarak fiyatın ne kadar etinden, balığına vesaire tuttuğunu size göstermiş olduk. Videom buraya kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.